dostlarım. Bu hafta bambaşka bir konuyu ele almaya çalışacağım. Türkiye son 20 yılda nereden nereye geldi? Sporda, sanatta, dini konularda, özgürlüklerde, demokraside nereden nereye geldi? Kısaca sizlere özetlemeye çalışacağım. En can alıcı noktadan başlayalım. Türkiye'de bir başörtüsü meselesi vardı. Başörtüsü meselesi çözüldü. Peki başörtüsü meselesi varken Türkiye'de başörtülü oranı yüzde kaçtı? Şimdi yüzde kaç? Çözülmeden önce Türkiye'de başörtülü oranı neredeyse %50'lerde, 60'lardaydı. Başörtüsü meselesi çözüldü. Türkiye'de başörtülü oranı neredeyse %10. Peki özgürlüklerde Türkiye nereden nereye geldi? Türkiye'de herhangi bir şeye zam olduğunda özgürce çıkar eyleminizi yapardınız. Herhangi bir taşkınlık yapmadığınız sürece polis de size dokunmazdı. Başbakanın suratına kasayı bile fırlatırdı. Peki şimdi Türkiye'de özgürlükler ne durumda? Cumhurbaşkanına bırak eleştiriyi soru bile soramaz hale geldi. Televizyonlarda programlar yapılırdı. Halktan insanlar ve siyasetçiler bir araya toplanır. Uğur Dündar'ın, Ali Kırca'nın programında tartışırlardı. Tiyatrocular özgürce siyasetçileri eleştirirdi. Onları mizah konusu yapardı. Siyasetçiler de onların tiyatrosuna gider, onları izlerlerdi. Hatta tebrik ederlerdi. Nejat Özgür'ün Aman Özal Duymasın diye bir oyunu vardı. Turgut Özal o oyuna gitti, alkışladı. Oyunun sonunda da Nejat Uygur'u tebrik etti. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın en ufak bir taklitini ve mizahını yapabilecek yürekte bir insan kalmadı Türkiye'de. Futbolda, sanatta, müzikte, edebiyatta Türkiye nereden nereye geldi? Belki diyeceksiniz ki bunun ne alakası ki? O kadar çok alakası var. Sanatın, futbolun, sporun, müziğin. Türkiye müzikte 90'lı yıllarda öyle bir uçuşa geçmişti ki Tarkanlar, Yıldız Tilbeler, aklınıza gelebilecek birçok sanatçı eskilerden ve yenilerden çok güzel müzikler yaparlardı. Şu anda neredeyse dinleyebileceğiniz müzik yapılmıyor Türkiye'de. Sporda Türkiye neredeydi peki? Halter milli takımımız turnuvalara katıldığı zaman altın madalyalara boğulur gelirdi. Şu anda Türkiye'nin halterde adı sanı yok. Futbolda Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmuştu. 2001 yılında Türkiye'de futbol namına neredeyse bir şey yok. Türkiye'nin bir tane yıldızı bile yok. O zamanlar Türkiye'nin her takımında 3-4 tane yıldız olurdu. Peki 20 yıl önce Türkiye'de dini konularda nasıldık? Türkiye'de idealist imamlar vardı. O zaman da siyasi baskılar vardı ama bazı imamlar yüreklice davranır. Özgürce istediği hutbeyi verirdi, istediği vaazı verirdi. Hatta bu imamların kitleleri olurdu. Sizlere kendi mahallemden örnek verebilirim. Ankara sitelerde Bilal Hoca vardı, adamın kitlesi vardı. 20 yıl önce Türkiye'de idealist öğretmenler vardı. Milli eğitime rağmen kendince çabalayan öğretmenler vardı. Bunlar da kalmadı. Türkiye'de eğitim neredeydi, şimdi nerelerde? Türkiye'de üniversitenin bir değeri vardı. Şu anda üniversiteler neredeyse ayağa düşmüş durumda. Türkiye darbeler dönemini kapattığını sanırdık. Türkiye darbeyi de gördü bu dönemde. Türkiye'nin göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde bombalar patladı. Onlarca insan öldü. Bunu da gördük. Türkiye'de muhalefet özgürce konuşur, siyasi iktidarı yerden yere vururdu. Şu anda muhalefet namına neredeyse Türkiye'de bir şey yok. İktidar onları istediği gibi kanalize ediyor. Vatan Millet Adapazarı şarkılarıyla onları da peşinden. Peki mevcut iktidar dindar nesil yetiştireceği iddiasında bulunuyordu. Şöyle etrafınıza bakın bakalım. Yeni neslin din diye bir derdi yok. Yeni neslin büyük çoğunluğu deist oldu. Türkiye'nin neredeyse üçte biri Araplarla doldu. Çok şükür Arap bir azınlığımız da oldu. İleride Arap sorunumuz diğer sorunumuz da olacak. Doğalgaza da, petrole de, yakıta da, akaryakıta da neye zam gelse iktidar sorumlu tutulurdu. Çünkü onlar belirliyorlardı. Şimdi neredeyse günlük zam oluyor. Türkiye'de eskiden zam olduğu zaman iktidar sorumlu tutulurdu. Hiç kimse de buna itiraz etmiyor. İktidar diyor ki ben yapmadım, onlar yaptı. Halk da iktidarın peşinden gidiyor. Tabii ki yapmadı iktidar diyor.
Hatta iktidarın peşinden koşa koşa gidiyor. Tabii ki iktidar yapmadı, fırsatçılar yaptı diyor. Peki önceki siyasetçilerin kabahati neydi? Halka yol gösterecek, halka aydınlatacak insanların birçoğu ya susturulmuş ya da hapishanede çürütülmekte şu anda. Şu anda ana akım medyada her biri 3-4 tane aynı adamı tutmuş. Onlar Türkiye'de kanaat önderi olmuş durumda. Eskiden insanlar bir araya gelir, halktan insanlar da siyasetçiler özgür özgür tartışırlardı. Şu anda Cumhurbaşkanı'na bırakın eleştirmeyi, soru bile sorulamıyor. Sizlere şöyle bir örnek vereyim. Genç Bakış diye bir program vardı Abbas Güçlü'nün. O programda Demirel çıkardı, öğrenciler onu yerden yere vururlardı sorularıyla. Demirel de kendince onlara cevaplarını verirdi. Yani son 20 yılda Türkiye'de ekonomi namına da bir şey kalmadı. Neredeyse her gün zam oluyor. Hiç kimse de buna itiraz etmiyor. Özgürlük namına hiç kimse de buna itiraz etmiyor. Bazı insanlar özgürlüğü sadece ben özgürce yaşıyorum. Evden işe gidip geliyorum, istediğim yeri geziyorum derken bunu özgürlük sanan insanlar var. Özgürlük sadece bu değildir. Özgürlük, özgürce düşünebildiğini, özgürce söylemektir, özgürce hayal kurmaktır. Bunun farkında bile değil Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu. Yani kısaca Türkiye'de son 20 yılda özgürlük namına, demokrasi namına hiçbir şey kalmadı. Eğer bu seçimde bu iktidar kazanırsa zaten demokrasi denilen, cumhuriyet denilen şeyi tamamen unutmanızı öneririm.